Kusura bakmayın, zaten söylemiştim bu ay gecikeceğiz diye. Yarın tekrar gidiyorum hastaneye yatmaya. Bir iki işlem daha var çünkü yapılacak. Onun için de size şimdiden haber vereyim dedim. 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da doğan Billur Kalkavan, Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülfü İsmail Paşa'nın torunudur. Annesi Nuyan Kalkavan, babası armatör Nazım Kalkavan olan Billur Kalkavan henüz 7 yaşındayken oyunculuğa adım attı. Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdığı Billur rolüne hayat verdi. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1978 yılında Sultan filminde Aslı rolünü canlandırdı. Yönetmenlik koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği filmin senaryosunu ise Yavuz Turgul yazdı. 1978 yapımı dram komedi türündeki filmin başrollerini Türkan Şoray, Bulut Aras, Şener Şen ve Adile Naşit paylaştı. Sultan'ın özgün müziğini Cahit Berk Yavuz Turgul ile birlikte besteledi. Sultan, mahalle kültürünün ne olduğunu, gecekondulaşmanın kentlerde nasıl var olmaya çalıştığı ve arabesk kültürü üzerine önemli filmler arasında gösterildi. Filmin çekimleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Rumeli Sarı mahallesinde Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'ne yakın bir noktada gerçekleştirildi. Filmdeki karakterlerin adı dönemin dizilerini ve tek kanal döneminin TRT kültürünü yansıttı. İlyas Salman'ın canlandırdığı mahalle bekçisi olan Colombo için dönemin dizilerinden Komiser Colombo'dan esinlenildi. Erdal Özyağcılar'ın performans sergilediği Meleğin Kocası Cevat'ın Charlie lakabı ise 1976-1981 yılları arasında yayınlanan Amerikan yapımı Charlie'nin Melekleri dizisinden ilham alındı. Billur Kalkavan 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 1993 yılında Mavi Sürgün filminde Sarı İsmet Hanım karakterini canlandırdı. 1993 tarihli Erden Kral filmi Halikarnas Balıkçısı'nın Mavi Sürgün adlı otobiyografik eserinden esinlenerek yapıldı. Filmin senaryosu bu kitabın yanı sıra Yazarın Unuttuğu Türkü ve Gündüzü Kaybeden Kuş adlı öykülerine göndermeler barındırdı. Başrollerde Can Togay, Özay Fecit, Ayşe Romey ve Halil Ergün yer aldı. 66. Akademi Ödülleri'ne yabancı dilde en iyi film dalında Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçildi. Film Cevat Şakir'in sürgün edildiği Bodrum'da yolculuğu ve oradaki ilk yıllarını anlattı. Ayrıca geri dönüşlerle çocukluğuna ve gençliğine uzandı. 1995 yılında Gece Otostopçuları filminde ilk ay rolünü hayat verdi. 1997 yılında ise televizyonda boy gösterdi. Tatlı Kaçıklar dizisinde Emel rolünü canlandırdı. Başrollerinde Yalçın Menteş ve Mehmet Ali Erbil'in oynadığı oyuncu kadrosunda İsmet Ay ve Erol Günaydın gibi iki büyük ustayı da barındırdı. Dizide durum komedisi işlendi. Ulusal Radyo Televizyon'a yaptırılmış ve 1996-2001 yılları arasında ATV'de yayınlanmış olan dizinin yönetmenliğini Temel Gürsu ve Aram Gülyüz yaptı. 5 sezondan oluşan dizi 165. bölümüyle ekranlara veda etti. 1998 yılında Eyvah Babam dizisinde Belkıs rolünü hayat verdi. Kanal D tarafından Doku filme yaptırılan dizinin yönetmenliğini ve senaristliğini Ünal Küpeli üstlendi. Temel olarak kızının büyüdüğünü kabul edemeyen ve onun erkek arkadaşlarından kıskanan babanın başından geçen olaylar, baba kız arasındaki kuşak çatışması komik bir dille anlatıldı. Başrollerde Haluk Bilginer ve Yıldız Asyalı rol aldı. Dizinin yayınlandığı ilk sezon televizyonda ekonomik kriz vardı ve pek çok dizi yayından kaldırılmıştı. Eyvah Babam da krizden nasibini almıştı ve sezon ortasında aralar vermek durumunda kalmıştı. İkinci sezonunda ise dizinin senaristi ve yapımcısı arasındaki sorunlar nedeniyle senarist diziyi yazmadı. Bu da dizinin düzensiz çekilmesine ve düzensiz aralıklarla yayınlanmasına neden oldu. Böylece anlaşma gereği 15 bölüm daha çekilip toplamda 39. bölüme tamamlanması gereken dizi ancak 6 ayda 39 bölüme tamamlandı ve hemen ertesi hafta Abdullah Oğuz'a ait Ends Predictions'a devredilip 2000-2001 yılları arasında Eyvah Kızım Büyüdü adıyla ekranlarda yayınlanmaya devam etti. 2005-2006 yılları
kadınları arasında ise Ihlamurlar Altında dizisinde Handan Tekiner rolünü canlandırdı. Drama türündeki dizinin başrollerini Bülent İnal, Sinan Tuzcu, Tuğba Büyüküstün ve Özge Borak üstlendi. İki sezondan oluşan dizi 80. bölümüyle final yaparak sona erdi. Sonrasında ise Bir Avuç Huzur, Servet Avcısı dizilerinde rol aldı. Çarşı Pazar ve Canavar gibi Türk işi Frankenstein filmlerinde yer alarak Beyaz Perde'de de boy gösterdi. 2011 yılında Türksel reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında gece 12 ile 1 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. ...2012 yılında Acayip Hikayeler adlı dizide rol aldı. Galip Tekin'in çizgi öykülerinden uyarlanan dizi fantastik ve gerilim türünde yayınlandı. Metin Kalkavan'ın yapımcılığını üstlendiği dizi 13 Nisan 2012 Cuma gecesi Star TV'de yayınlanmaya başladı. Her bölüm Hayka Çepkin tarafından anlatıldı ve her bölümde farklı bir hikaye farklı oyuncularla uyarlandı. Akıllı işaret sembol sistemi tarafından 13 yaş ve üzeri için uygun görüldü. Dizinin 11. ve son bölümü 22 Haziran 2012 tarihinde sezon finali olarak ekrana gelse de yeni sezonda yayından kaldırıldığı açıklandı. Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan 6 aydır kanser tedavisi görüyordu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz Ağustos ayında şu ifadeleri kullanmıştı. "Merhabalar, şimdi benim sağlığımı merak edenler için söyleyeyim, çok iyiyim. Her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum. Daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi. Onun için merakta kalmayın. İkincisi, bu ayki Billur TV çekimlerimi biraz gecikecek. Maalesef, çünkü benim biraz daha hastanede kalmam gerekiyor. Onun için beni affedin. Ayın 3'ü gibi çekeceğiz. Yani en yakın zamanda yayında olacağız. Sizleri çok seviyorum. Güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Yolladığınız her güzel enerji hücrelerimi iyileştiriyor. Çok çok teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı. Billur Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billurcuğum. Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu. Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan 15 Ekim 2022 tarihinde 59 yaşında hayata veda etti. Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahar Hazırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son 2 hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. 2 gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." dedi. Bahadırlı, cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz." ifadelerini kullandı.